Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikisi kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Detaylar için A Haber editörü Muhammed Emin Karadağ başkentte bizi bekliyor. Sözü Muhammed'e bırakalım. Sinan Tatlı öncelikle bilmeyenler için söyleyelim bir ilacın geri ödeme listesine alınması demek o ilacın bedeninin devlet tarafından ödenmesi anlamına geliyor. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ikisi kanser ilacı olmak üzere... 27 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. O ilaçlar arasında tansiyon, hormon, astım, kas kevşetici gibi ilaçların da olduğunu söyleyebiliriz. 27 ilacın daha listeye eklenmesiyle birlikte geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 9 bine dayandığını söylemek mümkün. Yani yaklaşık 9 bin ilaç, ilacın bedeli devlet tarafından ödeniyor. Tam rakamı verecek olursak da geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 374 olmak üzere Türkiye'den ruhsatlıysa 8339 ilaç yer alıyordu. Yeni yani 24 ilacın eklenmesiyle birlikte bu sayı 8740'a ulaşmış oldu. Peki vatandaşlar bu ilaçlara nasıl ulaşabilecek diyecek olursanız da gönül rahatlığıyla e, sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı eczanelerden e, söz konusu ilaçları alıp kullanabilecekler diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Muhammed Emin aktardığı bilgiler için teşekkür edelim ve sabah ajansında gazetelerle devam edeceğiz.